Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bitki koruma uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat 2024. Bugün arpa kontrollerindeyiz. Bu arazimizde daha önce bir video çekmiştik. 2004 yılının ikinci videosunu şu an çekiyoruz. Arazimiz 60 dekar. Bu arazimizde iki çeşit bulunmaktadır. Yaklaşık 55 dekarında Progen firmasının Alestro çeşidi yer almaktadır. Alestro iki sıralı bir arpa çeşididir. Bu araziye sertifikalı tohum ekildi. Diğer 5 dekarda ise Akser 99 dediğimiz çiftçimizin daha önce elinde bulunduğu 3. ekimini yapmış olduğu Akser 99 çeşidi yer almaktadır. Arazimize 27 kilogram tohum düşecek şekilde ekim yapıldı. Normal şartlarda 20-22 kilogram ekilirken biz 27 kilogram düşecek şekilde ekim yapmıştık. Bunun nedeni Çukurova bölgesinde kardeşleme döneminde hava sıcaklığı 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu için kardeşleme zayıf olmaktadır. Arpa bitkisi normal şartlarda hububatlar içerisinde en fazla kardeşleme yapan çeşittir. Normal şartlarda 4-6 kardeş verirken havalar sıcak gittiği için 2 kardeşleme yapmıştır. Kardeşleme zayıf olmuştur. Kardeşlemeye baktığımız zaman ana sap biraz daha canlı görünürken sonradan gelen iki kardeş zayıf görünmektedir. Bu da bize verim kaybına sebep olacaktır. Kardeşlemenin bu şekilde olmasının sebebi ise hava şartlarından dolayı herhangi bir uygulama yapamadık. Uygulama yapamadığımızın yanında bitki gelişim düzenleyiciler kullanamadık. Havalar sıcak gitti. Havalar sıcak gittiğinden dolayı bu şekilde ana sap ile kardeşler arasında kademe oluştu. Şu an arpamız sapa kalkma döneminde. Şu an herhangi bir uygulama bugüne kadar yapamadığımız için şu an ilk yabancı ot kontrollerini yapıyoruz. Bu arazimiz 4-5 yıldan beri ayçiçeği ekildiği için buğdayda görülen çoğu yabancı ot görülmemektedir. Şu an detaylıca incelediğimiz zaman şahtere dediğimiz yabancı ot ile karşılaşıyoruz. Şahtere otu yöreden yöreye göre ismi de değişmektedir. Çukurova bölgesinde güvercin göğsü, güvercin otu diye geçmektedir. Güvercin otu tek yıllık bir yabancı ottur. Her ot ilacı da bu yabancı otu ile mücadele edememektedir. Yabancı ot kontrolünden sonra şimdi ikinci sırada ise hastalık kontrolleri var. Havalar bu sene Çukurova'da yağışlı gittiği için genellikle ilk dönemlerde Septoria hastalığı görünüyordu. Bunun yanında mutlaka külleme ile de karşılaşacağız. Arpanın gövdesine baktığımız zaman külleme ile karşılaşıyoruz. Havalar yağışlı gitti. Yağışlı gittiği için bitkinin gövde kısmına baktığımız zaman zoomlamaya çalışıyorum. Küllemenin simptomlarıyla karşılaşıyoruz. Havanın ılıman gitmesiyle bitkinin gövde kısmı havasız kalıyor ve hava yağışlı gittiği için o bölgede ilk küllemenin simptomlarıyla karşılaşabiliyoruz. Külleme hastalığı normal şartlarda 0 ile 35 santigrat derece arasında sıcaklıklarda görülebilmektedir. Küllemenin oluşabilmesi için en uygun sıcaklık 15-20 santigrat derecedir. Bundan dolayı Çukurova bölgesinde yaklaşık 20 santigrat derecelerde gittiği için külleme hastalığının görülmesi normaldir. Külleme hastalığı ilk önce gövdede başlar genellikle. Ondan sonra simptom arttıkça, yani demem o ki hastalık şiddeti gittikçe arttıkça gövdeden sonra yapraklarda görülmeye başlar. Telefonumuzu zoomlamaya çalışıyorum. Gövdedeki külleme simptomunu sizlere göstermeye çalışıyorum. Havalar yağışlı gittiği için herhangi bir fungisit, yani mantar ilacı uygulaması yapamadık. Uygulama yapamadığımız için küllemenin belirtileri olarak beyaz püstülleri görebiliyoruz. Küllemeden sonra bir diğer hastalık kontrollerimizi yapıyoruz. Şu an yaprağımıza baktığımız zaman arpa yaprak yanıklığı ile karşılaşıyoruz. Yani çiftçi tabiriyle arpa yaprak lekesiyle karşılaşıyoruz. Bu hastalık genellikle arpa ve çavdarda görülmektedir.
Bazen bazı yabancı otlarda da görülebilmektedir. Hastalık simptomuna baktığımız zaman hastalık yeni yeni başlamaktadır. Yaprağın ön yüzünden baktığımız gibi bir de arka yüzünden baktığımız zaman hastalık kendini gösteriyor. Arpa yaprak yanıklığı genellikle Türkiye'nin tüm bölgelerinde hemen hemen görülebilmektedir. Arpa yaprak yanıklığı ile mücadele etmediğimiz takdirde %30'lara, %40'lara kadar verim kaybı ile olacaktır. Arpa yaprak yanıklığından sonra bir sonraki hastalığımız septoria kontrollerini yapacağız. Şu an alt yapraklara baktığımız zaman septoriayı görebiliyoruz. Septoria yaprak lekesi genellikle buğday olsun, arpa olsun baş düşmanıdır. Özellikle kardeşleme ve sapa kalkma döneminde çok önemli bir hastalıktır. Septoria yaprak lekesi genellikle 5 santigrat derece ve 35 santigrat derece aralarında simptomları görülebilmektedir. Şu an hastalık belirtilerini gösterebilmek için zoomlamaya çalışıyorum. Şu an hastalık teşhisini yapmış bulunuyoruz. Hastalıklar kontrolünü yaptığımız zaman bazen 3 hastalığı da bir arada görebiliyoruz. Burada yani bu arazimizde bu örnekle karşılaşabiliyoruz. Şu an bu arazimize herhangi bir üst gübresi de kullanılmadı daha henüz. Arpamız şu an sapa kalkma döneminde. Şu an kontrolleri yaptığımız zaman azot eksikliği ile karşılaşıyoruz. Bu arazimize henüz herhangi bir üre gübresi ya da 33 Nitro 33 ya da 26 dediğimiz üst gübrelerin herhangi birini kullanmadık henüz. Bu arazimizde yalnızca bitki besleme uygulaması yaptık. Bu arazimizde genellikle gübre taşın bitki beslemelerini kullandık. Dekara 200 cc amino asit, 250 cc PZN Smart, dekara 100 gram düşecek şekilde Kombi Plus uygulaması yaptık. Lastik izlerine baktığımız zaman uygulama yaptığımızı görebiliyorsunuz. Pazartesi günü yani yarın bu arazimize tekrar pas ilacıyla beraber bitki besleme uygulaması yapacağız. Çiftçimiz daha önceden Bayesef firmasının Ludion mantar ilacını aldığı için ilk etapta bunu kullanacağız. Bununla beraber bitki besleme olarak tekrar 200 cc amino asit, dekara 250 gram düşecek şekilde 3:20 yani dengeli azot, fosfor, potasyum ve içerisinde yer alan mikro elementli 3:20'mizi kullanacağız. Ve bu şekilde ilk hastalık ile mücadelemizi yapmış olacağız. Uygulamadan bir hafta sonra yani önümüzdeki hafta sonu tekrar hastalık kontrollerini yapacağız. Buna göre hastalık simptomları devam ediyor mu etmiyor mu ona göre ikinci uygulamamızı yapacağız. İkinci uygulama olarak Bayesef firmasının Operamax muadili yani Tarkin firmasının Oxil mantar ilacını kullanacağız. İlk yağmurla beraber üst gübresi olarak dekara 15 kilogram Nitro Power 33 uygulaması yapacağız. Daha sonrasında bitkinin durumuna göre azot takviyesi yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsanız oradan sizlere yeterince bilgi vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Sağlıcakla kalın.